sokak hayvanlarıyla ilgili yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şikayet ve dehşetle başlamak istiyorum. Muhalefetin, toplumun büyük bir kesiminin tüm direnişine rağmen 30 Temmuz'da bu yasa maalesef ki meclisten geçti. Hemen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in son konuşmacı olarak tüm eleştirilerimize karşı verdiği cevapla başlamak istiyorum. Bu kanunda asla öldürmek yok, bu kanunda sahiplendirme var demişti. Ama buradan kendisine sormak isterim. Daha dün Edirne Uzunköprü'deki görüntüler, Niğde'deki, Bartın'daki, Silivri'deki görüntüler, Ankara Altındağ'daki o vahşet görüntüleri, bunlar yalan mıydı? Yani bir iktidar partisi düşünün, daha yasayı çıkarmadan sokak hayvanlarına karşı toplumun büyük çoğunluğuna karşı bir algı yarattı. Onları bir canavar gibi gösterdi. Mecliste inanılmaz bir algı operasyonu oldu ve bu yasa geçti. Ondan sonra hayvanlar katledilmeye başlandı. Bunun sorumlusu AKP'dir. Buradan savcılara seslenmek istiyorum. Altındağ'da, Silivri'de ve Türkiye'nin birçok yerinde bu görüntülere karşı soruşturma açın. Bu sizin insanlık göreviniz. Meclis soraklarına bakın. AKP Grup Başkan Vekili'nin bu yasayla ilgili yaptığı yoruma bakın. Bir de çuvallar içerisindeki ya da toprağın altına yarım bir şekilde gömülmüş o köpeklerin ölülerini, kanlı görüntülerine bir bakın. Yargılayın. Bunu belediyeler yapıyorsa da yargılayın. Yurttaşlar yapıyorsa da yargılayın. Bu bir suçtur. Bir kez daha söylüyorum. Bu yasa uygulanamaz, uygulanmamalı ve bunun sorumluları hesap vermeli. Diğer bir konu. İzmir'de bir sokak röportajı sırasında Dilruba Y isimli bir vatandaşımız tutuklandı. Kendisi bazı eleştirilerde bulundu. Aslında konuşmalarının büyük çoğunluğu yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun hislerini aktarıyordu. Eleştirilerin büyük çoğunluğunda haklılık da vardı. Sert yönler de vardı. Ama en önemlisi konuşmalarının büyük çoğunluğu beyefendiyi, tek adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etmişti. Ve buradan bir tutuklama çıktı. Bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'de düşünce, fikir özgürlüğü diye bir kavram artık yoktur. Saatler geçmeden bu röportaj yayınlandıktan sonra bu işi kendine vazife edinen savcılar bir soruşturma ve bir tutuklama kararı vermiştir. Bir, ortada bir suç olduğunu bir an için düşünsek bile tutuklamayı gerektiren hiçbir suç yoktur. Katalog suçlarda yoktur bu. Ama neden? Beyefendi rahatsız olduğu için, beyefendiyi rahatsız ettiği için, ağır eleştirilerde bulunduğu için bir kadın tutuklandı. Utanç, utanç verici bir mesele. Peki bu vatandaşımız ne eleştiriyordu? Sosyal medya yasağını, Instagram yasağını eleştiriyordu. Haksız mıydı? Soruyorum 85 milyonla Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına soruyorum. Dünyanın neresinde? Instagram'ın artık ben yayınını beğenmiyorum deyip bir tuşa basarak iletişim hakkı insanların engelleniyor, Türkiye'de engelleniyor. Bakın o kadın vatandaşımız çok güzel bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi, Türkiye'de on binlerce insan Instagram üzerinden ticaret yapıyor dedi. Sen kapattın dedin, ne olacak dedi. Evet soruyorum, bugün Instagram sosyal medya üzerinden sponsorluk reklam anlaşması yapıp bu şirkette ürünlerini satan, ekmeğini kazanan insanlar ne oldu o sürede? Ha, dijital faşizm diyor beyefendi. Bir faşizm varsa bu karardır, bu kadının tutuklanmasıdır.
Bir faşist varsa sarayda oturandır. Artık bir parça edep, bir parça ahlak diyorum. Hukukun üstünlüğünün, hukuk güvencesinin tüm unsurlarını bir kenara ittiniz. Artık bu ülkede kişi güvenliği yok. Beyefendiyi eleştiren herkes tehdit altında. Saatler geçmeden gözaltına alınıyor, gün dolmadan tutuklanabiliyor. İşte Dilruba olayında gördüğümüz gibi. Neye göre bu kararı veriyorsunuz? Yasaya göre mi? Yasa size bunu söylemiyor hakim ve savcılar. Bunu size tek adam söylüyor. Artık bir karar verin. Siz kararlarınızı 85 milyon adına mı veriyorsunuz? Yoksa o tek adam adına mı veriyorsunuz? İşte tek adam adına karar verdiğiniz için hukukun üstünlüğü, hukukun bağımsızlığı, dünyadaki tüm endekslerde 3. dünya ülkelerinin gerisindeyiz. Peki sormak isterim o hakim ve savcılara, sarayın kalemlerine, sarayın mürekkeplerine sormak isterim. Batman'da bir sokak röportajında muhalefet liderlerini, onların kafasını keseceğiz diyen o vatandaş hakkında ne yaptınız? İfadesini aldınız, serbest bıraktınız. Niye? Onlar çünkü bizim kafamızı kesmek istiyor. Bu kadın böyle bir şey söylemedi. Evet, mülteci sorununu söyledi. Dijital yasakların bir faşizm olduğunu söyledi. Tek adamın artık bu ülkede bir rahatsızlık verdiğini söyledi. Eleştirilerine katılmadığımız yönlerde olabilir. Ama her ağır eleştiriyi tutuklarsak nereye varırız? Peki, hakarete karşı bu kadar hassas olan beyefendi Recep Tayyip Erdoğan, başta şahsım olmak üzere 85 milyona siyasetçilere cibiliyetsiz sözcüğünü kullandı. Çöplük dedi, tezek dedi, sürtük dedi kadınlara bu adam ya. Ha, kendisinin hukuken cumhurbaşkanı sorumsuzluğu var. Her hakareti etmek, her iftirayı atmak, her küfürde bulunmak hakkı var. Vatandaş onu eleştirdiği zaman vur kelepçeyi. Bu hukuk bir gün Recep Tayyip Erdoğan'a lazım olacak. Bu tanımadığı hukuk bir gün Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tanıyacak, bundan emin olsun. O yüzden bu hukuk garabetine, bu rezaletine son verin. İzmir'de tutuklanan yurttaşımızı serbest bırakın. Çünkü suçun unsurları oluşmamıştır. Tutuklamayı gerektiren bir eylem yoktur. Tutuksuz en kötü ihtimalle yargılayabilirsiniz. Eğer bir dava açılacaksa, soruşturma açılacaksa, bizi Amerika'yı patron gösterip Instagram yasağına karşı çıkanları evin zencileri, yani Amerika'nın köleleri diyen o cumhurbaşkanına dava açsınlar. Biz hiçbir zaman köle olmadık. Hiçbir zaman köle olmayı kabul etmedik. 1919 yılından beri de bunu söyleyenlerin hepsinin yakasına yapıştık.